akşamlar sayın seyircilerimiz. Doktor Ökünce ile Sağlık Olsun programında bugün konuğumuz yarım doçent doktor Serdar Mutlu. Serdar Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Serdar Bey İnönü Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Seramik Bölüm Başkanı. Kendisiyle bugün seramik ve özellikle Mevlana seramikleri konusunu görüşeceğiz. Zaten belki siz de masada görüyorsunuz örneklerini. Serdar Bey isterseniz seramik nedir, nasıl yapılıyor, Malatya'daki durumu ne? İsterseniz önce öyle başlayalım. Sonra bu Mevlana seramiklerine geçeriz. Tamam efendim. Seramik, anorganik ve organik olmayan malzemelerin bir arada bir reçete dahilinde hazırlanıp şekillendirildikten sonra fırında pişirilmesiyle başlayan bir süreç. Daha sonra sırlanıyor ve fırınlanıyor. O şekilde kullanıma yönelik seramikler üretiliyor. Ne kadar derecede fırınlanıyor bu? Yaklaşık 1000 derecede başlıyor. Porselene göre 1470'e kadar da çıkabilen derecelerimiz var. Hatta roket tabanlarında bor ya da silisli olanlarda 2000-2500 dereceye kadar da dayanıklı seramik ürünler yapılıyor. Tabii biz Malatya'da işin teknolojik kısmından ziyade sanat yönüyle ve kullanım seramiklerinin dışında plastik sanatlardaki estetik yönüne ağırlık vererek öğrencilerimizi yetiştiriyoruz. Hı hı. Ki bunlar da zaten seramik sanatçısı adayı olarak mezun oluyorlar. Yani mesela bir çini de seramik mi oluyor? Bir porselen de seramik mi? Tabii ki. Şey gibi düşünün, hani tıp genel bir çatıdır ama altındaki bütün bölümler tıp diye nitelendirilir. Doktorluk branşları ayrıldığı gibi. Bizde de seramik bir genel çatıdır. Onun alt bölümlerinde çini, seramik, kiremit, tuğla, porselen, işte uzay seramikleri, ileri teknoloji seramikleri gibi alt dallara ayrılıyor. Bunların ayrışındaki neden içeriğiyle ilgili, reçetesiyle ilgili. Bir de kullanılacak amaca göre pişirim tekniği, pişirim derecesiyle ilgili olarak branşlara ayrılıyor. Ama genel anlamda seramik diye geçiyor. Evet. Siz daha çok estetik, tabii Güzel Sanatlar Fakültesi evet. olduğu için bunun estetik kısmı. Tabii. Mesela diyelim Malatya'da bu olanaklar nasıl? Yani halk için olanaklar nasıl? Halk için olanaklarımız, biz üniversite olarak kurs açmayı düşündük ama döner sermaye henüz fakültemizde kurulmadığı için onu başaramadık. Ama onunla ilgili bir çalışma yapılıyor. Malatya'da yani üniversite dışında evet, kurslar oluyor mu? Evet, üniversite dışında da var. Kervansaray'da bizim mezun olan öğrencilerimiz, yüksek lisans yapan öğrencilerimiz orada sanat alanlarıyla ilgili özellikle seramik, çini ve diğer sanat dalları gibi olduğu gibi orada da eğitim veriyorlar. Ayrıca belediyemizin hassasiyetiyle kurulmuş sanat bilim merkezinde de var. Orada da yine bizden mezun öğrencilerimiz hocalık yapıyor. Seramik ve çini dersi veriyorlar. Mezun olanlar bazıları kendi evlerinde, bazı arkadaşlarımız da atölye açarak hizmet veriyor Malatya'ya. Ama en nihayetinde akademik bir kimlik ya da diploma kazanayım, bunu meslek edineyim amacıyla bize geliyorlar. Biz tabii estetiğin yanında bir de kimyasal ve onun içeriğiyle ilgili renklendirme, sıvılama, pişirim teknikleri gibi yan derslerle beraber sanat tarihi, felsefe, estetik, sosyoloji gibi diğer sanatçı kimliğini oluşturacak birikimleri de bir arada vermeye çalışıyoruz. Bunda da başarılı olduğumuza inanıyoruz. Her yıl mezunlarımızdan ÖYP kapsamında diğer üniversitelere asistan olanlar var, bize gelenler var asistan olarak. İşte kurs açanlar var, Adıyaman'da var. Yakın çevredeki bütün hemen hemen illerdeki üniversitelere bizim öğrencilerimiz yavaş yavaş böyle kök salıyor. Oradaki ilk şekilde kadroyu oluşturuyorlar. Bu şekilde çalışmalar devam ediyor. Evet. Buradan genel başlangıçtan bir Mevlana seramikleri sergisi açtınız. Bu böyle eserler ürettiniz. Yani Konya'da olan bir Mevlana sizin nasıl aklınıza geldi? Nasıl başladı bu? İsterseniz oradan başlayıp. Olur. 2006'nın Aralık ayında kar yağarken ben öğrenciyken çizdiğim eskiz defterleri elime geçti. Atölyede şöyle karıştırırken ne güzel Mevlana seramikleri işte tasarımlarım da güzelmiş. Biraz başlasam ne olur diye düşündüm. Ve bir tane küçük heykelcik yapmaya başladım seramikten. Sonra dedim ki ya aslında bizim kültürümüz olan ve öz kültürümüzden kaynaklanan bir esin kaynağıyla ben bu işi nasıl sanatsal yapabilirim? Ve Mevlana'yı
piyasadaki o biblolardan ya da işte felsefesinden yola çıkmayarak sadece para amaçlı yapılan seramiklerin dışında ya da bibloların dışında ne yapabilirim sorusuyla başladım. O gece işte Allah'ın izniyle bir rüya gördüm. Bana geldi. O zaman da 16 Aralık imiş. Benim hiç haberim yok. 17'sinde de Şebi Arus başlıyor. Dedim ki ben nasıl gideceğim? Ortada kış var vesaire. Tam 8-10 geçip bir arkadaş telefon etti kulaklarım için. Dedim ki biz Şebi Arus'a gidelim. Gelmek ister misin? Aa hemen gelirim. Gittim. Orada çizimler, fotoğraflar, Şebi Arus törenlerini izledim. Sonra İstanbul'daki devam eden Mevlevilik ayinlerine katıldım. 3 yıl bir emek harcadım. Hem bir hazırlık dönemi gibi. Tabii tasavvufun menşei nedir, neler yapılıyor, tasavvufta işte Mevlana niye bu kadar etkili olmuş, diğer işte Hazreti Bektaşi Veliler varken, Müsemreler veya diğer tarikatlar varken Mevlana'yı Mevlana ne yapmış ki evrensel nitelikleriyle kavuşmuş diye. Mesnevilerini okudum, kaynaklara gittim, kişilerle görüştüm, işte 22. kuşak torunlarıyla böyle muhabbetler yaptık vesaire. En son işte Sema ayinlerinin her hafta uygulanan İstanbul'daki Karagümrük'teki yerlerine gittim. Daha sonra işte yeni kapı açıldı, nasip oldu. Şebi Arus törenleriyle beraber dedim ki tamam bu işi yavaş yavaş ben öğreniyorum. Ve bir kenara koydum hepsini. 3 yıl sonra ben bir gireyim dedim atölyeye. Bende ne kalmış? Bu şeye benzedi. Mevlana ile Şems Hazretleri karşılaştıklarında Mevlana'ya tasavvufla ilgili, dinle ilgili bilgisini sınayacak sorular soruyor. Şems Hazretleri diyor ki, bırak o ne dedi, bu ne dedi diyor. Sen ne diyorsun aşk için deyince Mevlana suskun kalıyor. Eyvah diyor, ben aşkı tanımlayamıyorum diyor. Ve o zaman başlıyor diyor ki, demek ki benim aldığım bütün eğitimler, zahir ya da batini ilimler, manevi ilimler, babasından dolayı. Demek ki diyor beni tanımsız bıraktı. Ben aşkı yaşamıyorum diyor. Kendini sorgulamaya başlayınca Şems devreye giriyor ve onun içindeki o aşk ateşini tutuşturuyor ve onu büyük bir alev, hatta güneş ya da işte kainatın her zerresine yayabilecek bir aşk tutumunu yapıyor. Şimdi ben dedim bunlar demiş ama ben ne yapabilirim? Oturdum çamuru, işte onunla sohbet ederek, çamuru böyle benimseyerek, ruhuna inerek neler yapabilirim, neler yapabilirim? Yavaş 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 baktım ki 150 parçalık bir koleksiyon. Bayağı yüksek sayıda bir şey yaptınız. İşte ne kadar zamanda yaptınız bu kadar? Bunları yaklaşık 2 ay gibi bir sürede yaptım. Çok kısa. Hızlı çalıştım. Yani aynı çalışmaları 2-3 tanesini aynı anda çalışan insanım. Çok hızlı çalışmayı da seviyorum. Birkaç eseri bir aynı anda ilerletebiliyorsun. Yani heykel, yüzeysel vesaire işte burada gördükleriniz, bir yandan kalıp alıyorum, bir yandan işte şekillendirme yapıyorum. Farklı farklı. Çünkü tekinde yoğunlaştığınız zaman onun dışında eser üretme şansınız olmuyor. Biz biraz sanatçılık şeyimiz olduğu için hani o ilham önceden gelince kaçırmayalım diye ona buna koşuyoruz ve yakalıyoruz. Öyle olunca da tabii toprağın da bir tevazusu var. Mevlana da kendini toprak gibi görüyor. Yani demek ki dedim ben bu işe doğru yolda başladım. İnşallah da doğru gider diye. Bir ilk sergimi 2007 UNESCO yılında Türk Amerikan Derneği Ankara'ya açtı. Teklif onlardan geldi. Ben de şaşırdım. Dedim benim Mevlana çalıştığımı kimse bilmiyor. Nasıl oldu bu iş? Yani böyle garip hikmetler oldu. Oradan sonra teklif İstanbul'dan geldi. Ziraat Bankası Tünel Galerisi Beyoğlu'ndan. Sonra Türkistan eserlerinden geldi. Dedi ki hadi bu bizim kültürümüz. Sonra bir arkadaş daha çalışıyordu. Birlikte açalım diye. İstanbul'da nasip oldu. En güzide yerlerde ve çok geniş kitlelere seslenen bir sergi. Basında, yayında, televizyon programlarında. Açıkladık dilimizin döndüğü kadarıyla. Yani tevazuyla birlikte kullandığımız renkler de aslında Mevlana felsefesinde ve Mevlevilik'teki manevi alemde seyri sülük dediğimiz, yani ilerleme mana alemindeki mertebeleri kat ederken kullandıkları renkler olarak çıktı karşıma. Aslında şurada somut olarak mesela
anlatabilirsiniz. Tabii mesela ki. Buradaki renkleri, ne, mesela burada ne anlatıyorsunuz? Hani onlarla bu, daha somutlaşır. Şimdi Mevlana Hazretleri diyor ki, ben her yol Allah'a ulaşır, ben musiki ve semayı seçtim diyor. Bu tasavvufta musiki aleti olan bendir. Bendirin içindeki zincirler var, bilirsiniz deve derisinden yapılmıştır ve darp hali vurulur. Burada bendirin içini tasarladım. Buradakilerle şuradakilerin sayısı yaklaşık 18'e yakın oluyor. 7 nefis mertebesi oluyor. Şu ortada gördüğünüz beyaz zemin olan hilal, yani onların tarikatlardaki zikir halkalarında oturdukları kutup yıldızı dediğimiz Hazreti Muhammed'in kırmızı renk posnişi ve beyaz da onların beyaz koyun poslarını sererek nefislerini ayak altına alarak oturdukları meydan. Burada Şeyh Efendi, meydancı başı ve zakir başı olarak yardımcıları bulunuyor. Tabi bendirin içinden de tabi her darpta ya da her müzik aletinde, neyde olsun, rebapta olsun, hu sesleri, yani Allah'ın sıfatlarından olan en sade ve bütününü içinde kaplayan celal sıfatı, ismi azam, Allah'ın dışında da hu çok önemli. Edep, ya hu ya da hü derler Hacı Bektaşi Veli'de de. Bu da Hazreti Ali'nin kılıcını temsil eden, yani hoşgörüsüyle herkesi kucaklayan bir sembolü çift görüntülü. Yani hem bu dünyada hem de diğer alemi aynalı bir yazı sistemidir bu hatta. Hı hı. Hattım da var benim. Bu şekilde anlatmaya çalıştım. Burada renklerin bir anlamı var mı? Mesela niye şeyler sarı? Tabii sarı aşkın ve ölümün rengi tasavvufta. Yani sarı renk kilimlerde, Anadolu'daki kullanılan halılarda ve diğer şeylerde de kullanılıyor. Ölümü simgeliyor. Aşkın umutsuzluğunu, vuslatı simgeliyor. Ve Mevlana, Mevlevilerde de sarı renk Hazret'in rengiymiş. Ben onu sonradan öğrendim. Kırmızı zaten Hazreti Muhammed'in nurunu ve postunu simgelediği için o şekilde yapıldı. Burada da şuradaki izler de genelde işte Kabe kainatın merkezi olarak ya da işte Kabe'nin kenarındaki beyaz mermer olarak temsil ediliyor. Şurada da bütün işte 12 imamdan tutun diğer tarıkları simgeleyen çizgisel bir anlatım var. Dışında da yine 12 tane imamı simgeleyen çizgilerimiz bulunuyor. Yani o felsefeyi nasıl aktarabilirim? Semazeni herkes yapıyor ama tasavvuftaki o düşüncelerin özeti ve simgelerini nasıl aktarabilirim ne geldiğimiz zaman, hani çok basit gibi görünen şu küçücük bir çalışmada bile Hazret o kadar çok şey söylemiş ki, yani bizim bu malzemeyle ya da sözle kitaplar bile yazılabilecek kıvamda, içerikte sözler nakşetmiş. Evet. Bu şeyde heykel... Evet, bu bildiğimiz bir semazen figürü. Teslimiyet var, dar. Bunlar Hazreti Bektaşi'nin meydanında da var, Mevlevilerde de var. Şu şekilde baş, ayak baş parmağı sol ayağın üzerine konuluyor. Dar halinde, yani vahdeti vücudu simgeliyor. Vahdet, elifi simgeleyen bir teslimiyet. Boyun da büküyor. Artık kapına geldim. İşte ne dersen oyun. Zaten semanın anlamı da işitmek. Mürşidinin dediğini dinlemek. Yani sema gök anlamında ya da dans anlamında, ritüel anlamında kullanılmıyor. Allah'tan geleni işittiği için zaten semaya başlıyor Hazret. Ve semanın yapılış gerekçesi de Bakara suresinin 2 ile 15. ayeti arasında şey var. Siz nereye dönerseniz dönün, orada Allah'ın cihetini, suretini görürsünüz dediği için Mevlana Hazretleri namaz yerine ikinci bir ibadet olan nafile ibadet gibi de düşünebilirsiniz bunu. Hı hı. Semayı seçiyor. Çünkü kainattaki her zerre, her atom bir hareket halinde ve kendini yenileyerek devam ediyor. Şimdi beni etkileyen Mevlana'nın mesnevisinden en çok etkileyenlerden birisi de şu beyitteydi mesela.
diyor ki biz bir pergeliz diyor. Bir ayağımız dünyada, diğer ayağımız kainatı dolaşır. Biz öldükten sonra benlikten kurtulduğu için biz diyor. Yani o kadar mütevazi ki Hazreti. Biz öldükten sonra kabrimizi ziyarete gelenler oradaki toprağın her zerresini sema ediyor olarak görebilirler diyor. Ve en çok etkilendiğim sözlerinden birisi de şeydi. Diyor ki bizim sözlerimiz herkesi etkileyecektir. Çünkü biz onları ciğerden değil gönülden söyledik. Gönül de toprak altında ölmez diyor. Zaten hani bizim mezarımızı yeryüzünde aramayın. Bizim yerimiz, yurdumuz ariflerin gönlündedir. İşte sözleriyle de aslında örtüşüyor ki bu Mevlana'nın her sözü aslında Kur'an'ın ve hadisin bir değişik varyasyonla estetize edilmiş, çevrilmiş sözü aslında. Aslında bu Mevlana'da sözün demir kitabını isterseniz evet. Burada eserleriniz var. Onlar bu hangi amaçla çıktı? Burada neler bu kitapta demin söylediğiniz aslında ki Kur'an'ın değişik bir şekilde estetize edilmiş evet. Hali. Şimdi benim eserlerden sağ olsun Cengiz Hocam aracılığıyla ve çok büyük katkılar sağladı. Beni de bu konuda gerçekten sevindiren çalışmalardan birisi oldu. Çok teşekkür ediyorum. Allah gönlünüze muhabbet, birlikte, aşk eksanesi. Mevlana'da sözün demi 40 çalışmayla beraber 40 tane söz olarak belirledik. Bunları Mesnevi'de kaynaklarına göre belirlenen çalışmalara da uygun seçtik. Mesela burada şöyle göstereyim. Hazretin süliyeti değil ama onun destarlı kavuğu ve ağzındaki spiral şekilde benim betimlemeye çalıştığım kırmızı noktalı şey dervişlerin ve mürşitlerin ağzında sürekli onların sohbetlerinde gül kokusu, gül de Muhammedidir, Muhammed'i konuşurlar ya da susarlar diye bir desturu var. Burada mesela oraya birisinin sözü güzelse dinleyicidendir. Özellikle bu çalışmayı onu koydum. Çünkü siz ne kadar bilirseniz bilin, ne kadar anlatmaya çalışırsanız çalışın, karşıdaki hacmi kadar, kabının hacmi kadar, gönlünün genişliği kadar sizden alır ya da kendi anlamak istediğini anlar. Aslında sizin anlatmak istediğiniz değil de kendi anlamak istediğini anlayacağı için bu sözü buraya koyduk mesela. Çok da oturdu. Başka bir tanesinde mesela yine bu heykeli andıran bir çalışma. Bu da kırmızı, beyaz ve siyahla yapılan bir çalışma. Tevazudan bahsediyoruz. Ne kadar yüksekten düşersen yaran o kadar fazla olur. Yani toprak hiçbir zaman basılmakla ezilmez. İçindeki değerlerden de hiçbir şey kaybetmez. Oysa ki çok yukarıdan yani mağrur bir insanın gerçekten gördüğü günden aşağıya düşmesiyle ilgili o kadar güzel şey ki yani konuşsak bunu herhalde saatlerce devam ederiz. Tevazu ile ilgili bir ait şey sözü. Burada mesela şu çalışmada da yine bir semazen, burada teslimiyet işaretleri ve 3 tane sikke işareti var. Sikkeler yani şu başında bulunduğu toprak rengindeki yünden yapılmış sikkeler mezar taşlarını simgeliyor. Yani toprağa ben başımı aldım, beyaz kefenimi giydim, her an sana teslim olmaya hazırım diye Allah'a bir sesleniş, bir imgesel yaklaşım biçimi aslında. Tennure'nin de amacı o. Burada mesela baş gözünle değil can gözünle bak. Çok güzel sözleri var. Evet. Mesela diyor ki gönül penceresine kulak koydum, dinledim. Söyleneni işittim ama ne dudak gördü ne değil. Yani Hazret aşmış artık bu işi. Bu şekilde. Gerçekten de gönül gözüyle görülen, ruhuyla sevilen, bir şekilde de
her yerde kendi adını söz ettiren hoşgörüsüyle, edebiyle, hal insanı olarak Mevlana bütün liderleri ya da tasavvuftaki, tarıktaki çok önemli mutasavvıflar arasında öne çıkan bir adım. Hepsi güzide ama bir adım öne çıkanlardan birisi diye düşünüyorum. Evet. Bu arada şeye geçelim. Çünkü programın son 5-6 dakikası kaldığı için Niyazi Mısri'ye geçelim. Evet. Şeyin de Malatya'nın da böyle bir özelliği var. Niyazi Mısri 20 yaşına kadar Malatya'da yetişmiş. Malatya'yla ilgili şiirleri bile olan. Evet. Çok değerli bir mutasavvıf. Benzer şekilde Malatya'da bu olanağı kullanabilir mi bu sizin şeyinizde? Bu konuda neler düşünüyorsunuz? Malatya neler yapması gerekiyor? Malatya aslında kendi şehir ve kent kimliğini artık büyük şehir de oldu. Kendi kimliğini oluşturmada biraz zorlanıyor. Çok ünlü mutasavvıflar bizim aslında bağrımızdan çıkmasına rağmen çoğumuz isimlerini bilemiyoruz. Mesela en çok bilinen şey Darende'deki Somuncu babamız. Somuncu babanın işte tekrar öğrencisi olan Hacı Bayram ve Veli, onun öğrencisi Akşemseddin giderek işte Fatih'in İstanbul'u fethetmesine kadar dayanıyor. Ama bu tarafa baktığımız zaman, Darende'den bu tarafa baktığımız zaman bir Karabaşı Hazretleri var. Karabaşı Veli Hazretleri Arap yeri. Niyazi Mısri Hazretleri de aslında Malatyalı ama eğitimin işte Diyarbakır, Mardin, daha sonra Bağdat ve Mısır üzerinden gittiği için Niyazi Mısri mahlası ile anılan, esas adı Mehmet olan ve Nakşibendi Şeyh'in bir tarikat mensubunun oğlu Malatya'da iki kardeşler, iki kardeş de Ahmet adlı abisi babasına tabi oluyor. Sessiz zikirlerle meşgul. Ama Hazreti Celal'li bir yapısı olduğu için halvetlere gidiyor. Hüseyin Efendi diye bir şeyhe bağlanıyor. Onların sessiz zikirlerine, devranlarına ve o coşkulu musiki ve ilahiyle beraber kendini ifadeye çalışıyor. Babası bunu çok hoş görüyor. Çünkü bütün yollar Allah'a gider diyor. Ses çıkar. Bizim aslında Niyazi Mısri'yi de Konya örneğini alarak Mevlana nasıl oraya bir kimlik kazandırdı, orayı mayaladı, bir inanç turizmi gerçekleştirdiler ve şehrin kalkınmasına çok büyük 24 ay gibi bir şey, 12 ay gibi bir sürede yazılmış olmayan bir inanç turizmiyle ekonomik girdisi çok yüksek olan sanayileşmiş bir kent haline getirdi aslında. Bizde neden olmaz? Niyazi Mısri ile ilgili Sayın Belediye Başkanımız, Valilik, Üniversitemiz tabii ki güzel şeyler başarıldı. Yani üniversiteye bir enstitü kurulması için girişildi fakat araştırma merkezi olarak çevrildi. Şu anda faaliyet gösteriyor. Belediyemiz çeşitli konferanslar uluslararası ve ulusal düzeyde gerçekleştirerek Hazret'e işte belki biliyorsunuzdur onun kutlama haftasında Mısri şerbeti ve diğer ikramlarda bulunup tasavvuf musikisiyle ilgili çok değişik çalışmalar yapıldı. Ahmet Hasan Beyefendi'ye de bir kaset yaptırıldı, CD çıkartıldı. Hazretin çünkü en çok şiirleri bestelenen bir tasavvuf kişiliği var. 150'ye yakın bütün tekkelerde, bütün dergahlarda yani asıbesi değil, tamamını kucaklayan bir yaklaşımla hepsini içeren şiirleri ve ilahiler bütün divanıyla beraber dervişin seyri sülükünde çok önemli bir basamak diye görülüyor. Ki bunu Said-i Nursi Hazretleri dile getirmiş, diğer üstadlar şiir dile getirmiş. Hatta onun şiirlerini özenerek de kendi yaşamlarını ortaya koymuşlar. Niyazi Mısri ile ilgili çok çeşitli projeler var. Bunlardan birisi belgeseldi. Hı hı. İkincisi Battalgazi Belediyesi sınırlarında Ulu Cami'nin yanında bir istimlak yapılıp Hazretin Limni Adası'ndaki makamının ya da türbesinin diyelim anıt mezar ve türbe düzeniyle bir külliye şeklinde orada inşa edilip hatta pazartesi ve perşembe günleri de halveti zikirlerini halka açıp girip insanlar izleyebilirler, katılabilirler. İşte bir kütüphanesi, etnografya
açısından kıyafetlerinin sergilendiği bir müze, oturulacak, sohbet edilecek yerler, divanın okunacağı yerler, mesnevi okumaları gibi her şehirde yapılıyor ama Malatya nasip olmadı. Bunun gibi çok çeşitli yapılacak etkinliklerle Hazret Malatya yeni bir kimlik kazanacaktır diye düşünüyorum. Kazandıracaktır mutlaka. Ve yöneticilerimiz de bu konuda duyarlı olduğunu düşünüyorum. Bize düşen görevde ne varsa ona da biz hazırız diye yapıyoruz. Ki bunlardan bir tanesi 2010 ve 12 yılında düzenlenen Yunanistan, İstanbul ve Malatya ayağında uluslararası bir sempozyum yapıldı. Onun organizasyonunda da ben bulundum. Sayın Belediye Başkanımız Ahmet Çakır Bey, Erdem Mumcu Bey, Ulvi Sarar Bey ve diğer Çakır Valisi dahil olmak üzere çok büyük 200 kişilik bir ekiple yapılan bir organizasyondu. Hazreti Makamı'nı da ziyaret etme nasip oldu bizlere de. Yani bu şekilde etkinliklerle biz Malatya'ya yeni bir kimlik kazandırıp hem inanç turizmi açısından hem de burada yetişmiş bir değere sahip çıkma açısından şöyle diyebiliriz, eski tabirle kanaat önderleri Malatya'nın, düşünce adamları, akli adamları, akil adamların oturup bir araya getirip yönetimle beraber bu işi çözmeleri gerekiyor. İnşallah da çözülecek gibi görünüyor. Çünkü Hazreti biz sahip çıkmazsak başka yerler sahip çıkmaya da hazır. Özellikle de Ehl-i Beyt'le ilgili söylemleri, Ehl-i Beyt'e duyduğu saygı, Hasan Ali Hüseyin'e duyduğu ve yazdığı şiirlerle de buradaki bu cenahtaki, bu tarikteki insanların da övgüsünü kazanan bir kişi, topyekun hepsini kucaklayan bir yaklaşımla inşallah çözülür diye düşünüyorum. Unutmadan söyleyeyim, Hazret'in esas mesleği mumcu. Mum üreterek, dervişlerine mum yapmayı öğreterek geçimini sağlıyor. Ve o paralarla da fakir olan halka, tıpkı Somuncu Baba dediğimiz hani mümine, Müslümana bir ekmek, bir ekmek diye yapıp Hazret nasıl dağıtıyorsa, bu Hazret de mum dağıtıyor. Onları aydınlatıyor. Evet. Programın sonuna geldik Serdar Bey. Çok güzel bir sohbet oldu. Son bir iki cümlenizi alıp programı kapatalım isterseniz. Mevlana ile ilgili bendeki bu süreç sanırım devam edeceğe benziyor. Çünkü her bir eser bana farklı bir yol açtı. Umarım aynı yolu Niyazi Mısri ile ilgili dokümanlara ben şimdi başladım, ediniyorum. Hazret için çok çeşitli çalışmalar yapmaya başladım. Bunun içinde mumlar var. Mesela Malatyalı olduğu için mumları kayısı şeklinde döküp yine aynı bu teslimiyetle, yine semazen figürüyle, çünkü halveti olduğu için cari zikir çekiliyor. Sistem aynı. Yani semahta da aynı. Fakat meşrep ayrı. Hani onlar böyle dönüyor. Bunlar bu şekilde yapıyor. Aslında biz kendi kültürümüzü, ulusal değerlerimizi sanatsal ifade etmede yetersiz kalıyoruz. Batıya çok özenmenin de bana göre, hani tabii ki teknik ya da gelişimi izlememiz güzel bir şey ama kendi öz kültürümüzden olan bir şeyi zaten yabancılar bizden istiyorlar. Yani benim İstanbul'da ve Ankara'da açtığım 3 sergide de yaklaşık 90 parçanın üzerinde satışı tamamen yabancılar gerçekleştiriyor. Çünkü okuyorlar. Yani ben diyorum ki siz Mevlana'yı nereden tanıyorsunuz? Diyor ki ben 3 yıldır araştırıyorum. Ben Müslüman olmak için o beni çağırıyor. Ya da o bana bir gönül anahtarı oluyor. Onun hoşgörüsüyle ben sığınıyorum diye çok güzel notlar edindim. Yani defterler dolusu yazdılar bana. Yabancılar bu işe bilimsel kürsü kurmuşlar. Aynı şekilde Niyazi Mısri kürsüsü Amerika'da şu anda belirli üniversitelerde. Hatta 60'a yakın Mevlana, Yunus, Hacı Bektaşi gibi de Mısri araştırmacısı var. Arkeolog anlamında, profesör anlamında. Ama biz burada mesela üniversitemizde böyle bir şeyi kazandırmak için çok zorlandık. Niye? İnsanlara bunu kabul ettirmek çok zor. Bir de Hazret biraz celalli ve sırlı, çoğu kerametlerini dile getirmeyen, gizli kalan, aşkını kendi içinde yaşayan olduğu için
hemen aşikar da etmiyor. Mevlana hemen döküveriyor, size her şeyi sunuveriyor. Ama bu Hazret öyle olmadığı için biraz zorlanacağımızı ben düşünüyorum. Malatya bu konuda sanırım duyarlı olur. Bize düşen bu programlarda anlatmaksa veya ayrı bir program için olabilecekse, bize düşen görev neyse, Hazret'le ilgili araştırmalarım da var benim. Hani hayatı, şiirleri ayrı bir konu, tasavvufi yaşamı ve neyi aradığı, hangi yere yöneldiği ve neyi bulduğuyla ilgili çok güzel bir yaşam örneği var. Bunu biz seyircilerle, halkımızla paylaşabiliriz. Ve paylaştıkça sanırım bu daha iyi anlaşılacak diye düşünüyorum. Yardımlarınız için, bu programı yaptığınız için size çok teşekkür ediyorum. İnşallah daha güzel programlarda bir arada olabiliriz diye düşünüyorum. Evet. Serdar Bey çok teşekkür ederim. TV Malatya'nın konu olduğunuz çok teşekkür ederim. Başka bir programda inşallah Niyazi Mısri'yi de konuşabiliriz. İnşallah. Belki eserleriniz de o zamana kadar olabilir. Evet. Çok i̇nşallah. Daha güzel şeyler olabilir. Sayın seyircilerimiz bugün Doktor Yakıncı ile Sağlık Olsun programın konu yarım doçent doktor Serdar Mutlu, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi öğretim üyesi. Kendisiyle seramik, Mevlana seramikleri ve Niyazi Mısri'nin Malatya'da bir figür olarak kullanılması konusunu görüştük. Çok ciddi önerileri var aslında ve ciddi olarak değerlendirilmesi gerekli. Başka bir programda buluşmak umuduyla iyi akşamlar dilerim.